desene sele. Katılırım uzanı desen de söyle. Şova hoş geldiniz. Efendim bizim meslek liselilerimiz var. Kendileri tiyatro aşkıyla mı artık ne sebeple bilmiyoruz tiyatroya soyunuyorlar. Bakalım becerebilecekler mi, sonucu ne olacak izleyelim, buyurun. Bana seslenen. Estağfurullah. Şuradaki meyve ağaçları şahidim olsun ki kızım ben seni çok ama çok ama çok seviyorum ben seni ya. Ay nezaket olmuyor, yapamıyorum, elektrik alamıyorum senden. Ay ben bayılıyorum sanki sana buradan Romeo Romeo diye bağırmaya. Olmuyor işte. Kızlar. Ne yapıyorsunuz? Hocam ya. Hocam olmuyor. Erkeksiz Romeo Juliet mi oynanır hocam? Shakespeare vallahi mezarına röveşata atıyor ya. Hocam çok zor. Bizim bu şekilde liseler arası tiyatro yarışmasını kazanmamız çok zor. Çok açık denetlik. Tamam kızlar tamam. Sakin olun. Size çok güzel bir haberim var. Ben şimdi diğer okullarla konuştum. Çocuklar oyunlarını hazırlayacaklar. Burada gelip size sunacaklar. Siz de aralarından seçim yapacaksınız. Anlaşıldı mı? Nasıl yani? Erkeklerimiz mi seçeceğiz? Oha erkek seçmeci erkek geliyor. Mektap seçmeci erkek geliyor. Oha erkek jürisi olacağız. Kızım. Hocam ya yanlış anlamayın sakın. Oyuncu seçmesi demek istedi arkadaş da işte. Tamam anladım. Hadi size kolay gelsin kızlar. Size güveniyorum. Tamam. Kızım inanamıyorum ya. Erkekler geliyor. Biz seçiyoruz. Muhteşem gerçekten. Kız gelenler yakışıklı mıdır acaba? İşte biz seçeceğiz, bakacağız kızım. Ay çok heyecanlıyım, gelsin. Geliyorlar. Geliyorlar. Selam kızlar. Selam. Çok bakma o tarafa da bir şey sanmasınlar. Baktım bile. Şşş. Şşş. Lan İsmail. Sen kaşlarını alıyorsun değil mi lan? Benim kalem gibi kaşlarımı kıskanıyorsun değil mi? Kıskanç köpek. Aman çok kayıp. Oğlum bu niye geldi lan? Adam resmen evrim sırasında resmi tatile denk gelmiş. Yolla oğlum bunu. Ya kanka ne yapayım? Adam bizim resmi olarak hem Akbil hem de yemek sponsorumuz. Gönderemem. İdare et azıcık sen de. İyi lan tamam. Nerede kaldıydık? Ha. Ah. Merhaba kızlar. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhaba, ben Bahadır. Ben de İsmail. Romeo lazım dediler, geldim. Tipimden de anlayacağınız gibi hamurumda aktör hamuru var. Şşş, çekil lan pislik. Kızlar, ben de Fikri. Saçın nasıl? Kökünden ucuna dolgun ve parlak değil mi? He? Nasıl lan? Aa, bu ne be? Bana bak, senin yanında sinek ilacı var mı? Bu at sineği bana yazıyor. Siz onun kusuruna bakmayın. Geç lan şöyle geç. Arkadaşlar niye toplandığımızı hepimiz biliyoruz değil mi? O zaman şöyle yapalım. Biz arkadaşımla içeri gidelim ve kostümleri hazırlayalım. Siz de burada bizi bekleyin. Tamam. Tabii. Oğlum kızlara bak ya. Bugün burası bizim kanka. Sahneyi yakacağız, yakacağız vallahi. Oğlum bak duruşunuzu bozmayın. Bu kızlar kesin bizde diyorum size ya. Bırakın oğlum yürü, ya oğlum. Bırakın Allah aşkına oğlum, ya. Yürü. Ya. Çatalım görünüyor, çatalım, çatalım görünüyor ya. Geleceksin kardeşim, geleceksin. Kız meslek lisesi diyorum ya. Bu oyunda 32 tane kız varmış. 32 kız. Ya tamam bırak hadi bırak. Gerçekten göründü ya. 32 tane kız varmış. Yalan ya, yine kandırdı bizi getirdi buraya. Hani kız? Birader siz yolu karıştırmışsınız. Seçmeler vardı burada.
Sizin bina yan tarafta, estetik cerrahi yan tarafta ha? Ulan! Evrimini tamamlamış Çengelköy salatalığı. Şişt, dur, lafınıza dikkat edin. Cacık yaparız halayınızdan burada. Cacık yapar ekmek banarız. Ulan adamın atarı bile gıdayla ilgili ha. Bana bak, sahnede görüşürüz. Bordo bedeviler. İsmail, saatin nasıl lan? He? Bak, ne güzel değil mi lan? Tarihi de gösteriyor, bak. Hasetinden çatlıyorsun değil mi? Pislik, kıskanç köpek. Oğlum şu bozuk DNA'lıyı al yanımdan. Bak yemin ediyorum gireceğim ben buna. Ya Allah aşkına hadi yürüyün gidelim ya. Yürüyün gidelim, o bizi kandırdı lan bu bizi. 32 tane kız var dedin. Adam başı 3 tane kız düşüyor dedin. Hani nerede? Bu 3 tane mala kaldık yine ya. Kızımız yok oğlum. Nerede kızlar hani? Güneşi gördüm İbrahim. Allah'ım, sonunda dualarım kabul oldu. Mustafa, ağlıyorum Mustafa. Tamam, sakin, sakin. Oğlum bak, ben ki çıktığım kız sayısıyla yaşım aynı. Ya ben bile bu kadar bereket görmedim. Bu ne lan? Yaşadık oğlum, yaşadık. Sana mı geldiler lan pislik? Bana geldiler. Benim için geldiler. Pazılarıma geldiler. Kıskanç. Evet, arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Ben Nezaket. Merhaba arkadaşlar, ben de Mehtap. Bu seçimde size biz yardımcı olacağız. Merhaba arkadaşlar. Kızlar ben Bilal. Ama arkadaşlar kısaca bana Bill derler. Demeyiz. Merhaba kızlar. Ben İbrahim. Shakespeare İbrahim. Ya hadi lan oradan kumpir. Allah Allah. Kızlar merhaba. Ben Mustafa, Jön Mustafa. Sanat için soyunmam ama öpüşebilirim. İstersen soyunsaydın, sen soyunsan var ya Picasso resme tövbe eder. Tamam. Demek ki iki okulumuz ve iki grubumuz var. Arkadaşlar, bizim ekibimizde 32 tane kız var. Fakat hiç erkek oyuncumuz yok. O yüzden bugün aranızdan bizimle turnelere gidecek, güzel güzel eğlenecek, gülecek, zor zamanlarımızda da bizimle aynı odada kalacak bir ekip seçeceğiz. Ah, dur! Şunu alıştıra alıştıra söyleyeyim. Tansiyon düştü. Kardeşim iyi misin? Aynı odada kalacak dedi İbrahim. Yok yok, demedim. Ben odaya girersem zirvede bırakırım İbo. Ben odayı müze yaparım İbrahim. Arkadaşım iyi misin ya? İyisin değil mi? Problem yok. İyi. Ay iyi oldu. Oo, çok iyi. Arkadaşlar, oyunumuz Romeo Juliet. Hepinizin bildiği balkon sahnesini oynayacağız. Ha. Yalnız biz oyunu biraz yerelleştirmek istedik. Sahnedeki dadıyı baba yaptık. Ha. Evet. Süper. Süper. Hikayeyi anlatmamıza gerek yok herhalde. Hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Bilmeyen zaten bu elemeye gelmesin. herhalde biliyoruz ya. Ben hiç bilmiyorum. Tamam lan, bana bırakın. Şimdi bizden önce çıkanları izleriz. Çıkıp onların yaptıklarını aynısını yaparız. Olur biter. Biz gidip bir hazırlanabilir miyiz? Önden arkadaşlar çıksınlar. Ezber falan yapalım. Tabii. Buyurun. Evet arkadaşlar, biz de oturalım ve sizi izleyelim. Juliet. Romeo, Romeo. Aa Romeo, neden Romeo'sun sen? Dinleyeyim mi yoksa bekleyeyim mi? Montague dediğin zaten nedir ki? Ne bir erkeğin eli, ne yüzü, ne kolu, ne bacağı, ne de başka bir şey. Neden Montague? Ne olur değiştir adını. Ah, yürü git lan balkonumuzun altından. Sarı çıyan, pislik. Bizim namusumuza göz diktin değil mi? Julien, sen de içeri gir kız. Teşne. Oğlum erken girdin lan, erken girdin. Ben daha çok oynayacağım lan. Ben daha çok oynayacağım. Ben daha iyi oynuyorum. Daha iyi oyuncuyum ben. Baba, İçeri gir kız. Arkadaşlar, tam bir hayal kırıklığıydınız. Ya o zaman kızlar şöyle yapalım. Siz bu sahneyi beğenmediniz. Ben size Aşk-ı Memnu'dan... Beni.
Bihter'ini sahnesini sergileyebilirim. Onu iyi oynarım. İsterseniz bende de Çağınırmak'tan benim yüzümden var. Benim yüzümden açaydım gollerimi, gitme diyeydim. He? Ay canım ya, keşke sen hiç gelmeseydin. Sen yeni doğmuş sıçan gibi yaptın. Kötü yaptın. Kızlar, şimdi beni izleyin. Size çekiceni yapacağım. Bahadır, sen de beni çekeceksin. Pislik. Sen beni çekemiyorsun. Senin başına ne geldi ki böyle bağırıyor? Üç harflilere karıştı. Evet. Bağırma teknikle birleşsin, birkaç hareket görelim. Bu ne? Ortada tepinip çığlık çığlığa bağırdım. Bir iki tane teknik hareket görelim. Ben de seni çekeceğim. Evet. Kızlar, size çekeceğini yapacağım. Hiç emin değilim. Bak, döndü. Nefes bitince hareket bitti. Güzel. En azından bir finali var. Bu çeki de kaldı çeki. Nasıl? Ay. Beğendiniz değil mi kızlar? Ha, çok beğendik, çok. Tamam arkadaşlar, biz göreceğimizi gördük, bize yetti. Çok teşekkür ediyoruz. Lütfen siz de oturun, tamam mı? Biz ikinci grup olan meslek liseli arkadaşlarımızı izleyelim şimdi. Evet, hadi. Kızlar. Evet. Biz hazırız. Diğer arkadaşınız nerede? Aa, Bilal. Kes lan pide! Kes! Ulan şu balkondan bir ineyim. Bu peruğu kaynak makinesiyle sana monte etmezsem ben. Gülmeyin lan! Ne yapalım oğlum? Ben göbekliyim, Mustafa bıyıklı. İçimizde Juliet olabilecek tek kişi sensin. Çünkü sen çıtırsın kanka. Çıtırım. O konuda haklısın, çıtırım. Evet arkadaşlar, buyurun izliyoruz. Evet. Başlıyorum. Romeo, Romeo. Neden Romeo'sun sen? Kim koydu adını? Ebem koydu Juliet. Ben doğduğumda remork gibiymişim. Adımı Romeo koymuşlar. Sizin memleket neresi? Tunceli Mazgirt. Ya siz nerelisiniz Romeo inşallah? Malatya Pötürgeliyiz. Beyaz eşya dükkanımız var. Aa. Kalbin boş mu Juliet? Evet. Elime ne erkek eli değdi ne de... Harika olmuş. Sağ olun. Haklılar yani. Biraz saç seçimiyle kendi ten ve kaş rengi tutmamış. Ama olmuş ya. Yani. Kaşları boya hocam. İçimde bir sarışın var. Şimdi daha romantik konulara girince bari birazcık Juliet'in hakkını ver. Juliet'i bulsam hakkını veririm. Yok yani. Şurada sanatsal yani. Tabii. Tiyatro oyunculuğu açısından madem bu rolü artık gelmiş, bir de bu katip gibi olmuş. Kolları bari sıvayaydın. 8-5 çalışıyor. Gerçi onu sıvayınca da durum daha kötü. Bugün Romeo geldi. O memleketten sonraki kısmı biraz daha romantik geçelim. Ki baba sinirlensin. Tabii. Tamam. Yani tamamen Mustafa'ya yardım için. İşveleneyim mi buna yani? Yani biraz olabildiği kadar. Tamam Azza. Beyaz eşya dükkanımız var. Hayırlı olsun. Açılsa niye gelmedin? Kalbin diyorum acaba boş mudur Juliet? Boş. Ne elime erkek eli değdi, ne de namusuma. Benimle çıkar mısın? Çıkarım tabii, niye çıkmayayım? Ama önce E sınıfı ehliyet almam lazım. Maşallah çimento kamyonu gibisiniz. Ne oluyor lan burada? Arap
Mustafa'nın kızına mı yazıyorsun sen? Ha? Doğruya mı lan seni? Arkadaşlar, tiyatronun özenle çekirdeklerini ayırdığı karpuzun üstüne konan kara sinek gibisiniz. Oğlum beğenmediler işte ya. Ben dedim size Juliet olmayayım diye. Ama çıtırsın kanka. Çıtırım. Ona yapacak bir şey yok. Yani arkadaşlar, böyle bir şaheseri nasıl bu hale getirdiniz gerçekten inanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Ya işte bak, biz onlardan daha iyiydik ha. İsterseniz sizinle birlikte turneye biz gelelim. Bak biz daha yakışıklıyız ya, daha çok hak ediyoruz. Ne dersin? Sus lan, fabrika atı. Kızlar bakın, biz meslek liseliyiz. Bir nevi biz de sanat öğreniyoruz. Yani size bizim gibi eli iş tutan erkekler lazım. Sizin elinizin biliyoruz biz. Pis meslek liseliler. Oğlum biz sondaj dersi alan adamlarız lan, hasta etme bizi. Akıllı olun. Sondaj, sondaj, sondaj. Şşş. Kızlar, benden etkilendiniz değil mi? Bazen ben bile kendimden çok etkileniyorum. Yürü git be. Fazlalarımı elden gelin. Salak. Ya Allah'ım, bir tek bir şey istedik. Birazcık tiyatrodan anlayan çocuklar istedik. 32 kız bunun hayalini kurduk. Olmadı, olmadı. Olmadı, olmadı, olmadı. Ya içinizden sadece biri bizim kadar tiyatroyu sevseydi be. Şu sahne aşkıyla yanıp tutuşsaydı. Otursaydık böyle, Shakespeare konuşsaydık, Hamlet'ten bahsetseydik. Yapsaydık be. Vallahi var ya, böyle birini bulayım, tutsun elimden götürsün beni istediği yere ya. Olmak ya da olmamak. İşte bütün sorun bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel zalim kaderin yumruklarına, oklarına? Yoksa diretip bela denizlerine karşı dur, yeter demesi mi? Ölmek, uyumak sadece. Düşünün ki uyumakla yalnız bitebilir acıları yüreğin. Çektiği bütün kahırlar insanoğlunun. Uyumak! Ama düş görebilirsin uykuda. O kötü. Çünkü ölüm uykusunun... Bitti, bitti. Ya Mustafa, neyi hedefliyordun mesela? Zaten gelişinden belliydi o. Ya hayır da gelişinde gör, burada karanlıkta duruyor. Buradan da hazırlan. Ezberledi, 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 yürüdü. Ya beni almadı kafam. Ne yapacağız? Bir daha... Bir daha yapacağız. O onun gelişinden daha... yapalım bari. Bizimki ordu bence. Bence daha iyi olur ya. Resmi bozmayalım. Onun ışığa girişinden böyle. Yok yok, ama şimdi siz içinizde gülücükle titriyeceksiniz burada. Bence daha iyi olur. Bunu Mehtap yaşat Bilal'e ki bir daha yapsın. Hadi çok daha güzel olacak, ben inanıyorum. Ha yani böyle otursaydık, Shakespeare'den konuşsaydık, Hamlet'ten bahsetseydik. Ne vardı ya? Ya yemin ediyorum böyle biri çıksın, tutsun elinden götürsün istediği yere. Olmak ya da olmamak. İşte bütün sorun bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel zalim kaderin yumruklarına, oklarına? Yoksa diretip bela denizlerine karşı dur, yeter demesi mi? Ölmek, uyumak sadece. Düşünün ki uyumakla yalnız bitebilir acıları yüreğin. Çektiği bütün kahırlar insanoğlunun. Uyumak. Ama düş görebilir insan uykusunda. O kötü. Çünkü o ölüm uykularında... Sıyrıldığımız zaman yaşamak kaygısından... Ne düşler görebilir insan? Düşünmeli bunu. Bir şey söyleyeceğim ya. Kızsızlıktan adamlara Hamlet malum oldu. İnanmıyorum.
çok hisliydi. Kızım galiba ben aşık oldum ya. Yuh. Arkadaşlar size teşekkür ederiz. Çünkü biz aradığımızı bulduk. Aa. Ya deli misiniz siz ya? Şunların sıfatlarına baksanıza. Ya Photoshop'la insan olmuş bunlar ya. Ya size jön lazım, biz lazımız. Siz sanatın Floransa'sasınız. Bunlar Florasan'ı. Konuşma lan sen. Şşş. Korunmanın kamu spotu. Lan pislik. Hep senin yüzünden lan. Beni kıskandın. Başarımı kıskandın. Sahne enerjimi kıskandın. Kıskanç. Sarı çıyan. Var hep ya, senin yüzünden. Bütün sanatsal kabiliyetimi senin üzerinde gösterim. Soyut yapacağım ulan seni. Kanka bir dakika. Akbil adam da dur. Akbil alalım bari. Harikaydınız. Ya başta biraz korkuttunuz ama. Küçük bir oyun oynadık size. Kızlar nasıl oynadım ama? Evet aşkım, şu aşağıda seninle İtalyan tiyatrosunun geldiği yeri birazcık konuşalım mı? Ne dersin? Olur tamam, seve seve. O kuru kafayı böyle tuttum yani, orada şeye başladım ben. Nezaket. Ben de istersen sana bizim eve gidip de yazdığım yeni oyunu biraz okuyayım, ne dersin? İnanmıyorum. Oyun mu yazdın? Ben de inanmıyorum. Gel lan buraya. Bana bak, bu sefer benim hakkım. Allah aşkına vallahi vururum ikinizi de. Hayır kanka, kusura bakma. Sizi buraya ben getirdim. Benim hakkım. Tamam Nezaket. Öbür kızlar nerede? 32 taneydiniz siz. He? 32 taneydiniz ya. Nasıl olsa bütün sene birlikteyiz. Tiyatro yarışması, efendim turnede, odalarda birlikte. Allah'ım yanacak oralar. Aa, sen niye bu kadar sevindin ki anlamadım. Biz iki erkek arıyorduk. Bir bulduk İbrahim'le Mustafa. Bir dahaki sefer artık sen. Hadi bay bay. Nasıl ya? Kız heyecanlı oğlum. Ulan onlara yine mutlu son şarkısı. Bana yine... Eller günahkar. Hiç böyle etrafında sonradan görmüş ya da böyle malıyla şov yapmayı seven, bu konuyla ilgili bir şeyler soracağım. Var mı etrafında karşılaşmış olan? Verelim mikrofonu. Şimdi bu konuyla ilgili herkesin böyle bir şeyi vardır yani bilinçaltında. Hele daha sonradan mal mülk edindiyse onu böyle keyifle anlatmayı çok sever. Hepimizin içinde var mı diyorsun? Var tabii. Ama ben size çok komik bir şey anlatayım. Yine bir akrabam, kardeşi trafik kazasında vefat etti. O gün herkes ağlıyor işte, herkes üzgün tabii. O şöyle ağlıyordu. Ah herkesi üzülüyor. O neler bıraktı çocuklarına. Ev bıraktı, araba bıraktı. İşte canlandırmalı bir de. Güzel, evet. İşte ölünceye kadar onlara yetecek mal bıraktı. Ah canım kardeşim. Ah neler bıraktı. Hiçbir şey yiyemeden gitti. Hepsi kaldı. Ay. Keşke yiyip mi gitseydi diyor. Buradan evet. Biz de bir ders mi çıkaralım acaba? Tabii işte şimdi burada ağlar mısın, güler misin durumu oldu. Ya orada şimdi yani söylenecek şey mi? Ama o kadar seviyor ki hava atmayı. Elinde değil yani. Orada bile yaptı. Evet. Aslında çok üzgün ama yine alt taraftan geliyor. Yani var, yok değil. Benim annem ediyorum. De yapıyor, babam da yapıyor. Öyle mi? Tabii. Evet. İşte kızıma ev tabii aldım, diyor. Oğluma ev aldım. İşte şurada şunu aldık, bizim de şuyumuz var. Yapıyor yani. Allah herkes daha çok versin efendim. Teşekkür ederim. Amin. Sağ ol. Çok mersi. Bizim bir sonradan görme ailemiz var. O aileden kız almak nasıl olurmuş ve sonucu ne olmuş izleyelim görelim. Buyurun. Gel Mesut'cum gel. Kızım Mehtap'la izdivacınızın detaylarını dördüncü salonumuzda konuşalım. Kızım makyatolarımızı yap, adettendir. Fakat Mesut'un makyatosuna acı wasabi sosu koy. Acı olsun, adetten o da. Zıkkım içsin, zıkkım, zıkkım. Ah, sağ ol canım. Zıkkım kullanmıyorum. İbrahim amca, evini çok beğendim. Çok büyük ve çok şık bir ev. Teşekkürler. Çok büyüktür. Çok da zenginim. Çok da güzel bir evdir. Hatta o kadar büyüktür ki evimin önüne
evin yüz ölçümünü ve nüfusunu gösteren tabela koydurttum. Aa, büyük ev çok güzel, çok güzel ama temizliği zor. Belediyeden temizleme aracı getirtip temizletiyoruz. Gıcır gıcır oluyor. Yani havyar dök yala. Ben döktüm. Yaladım. Şahane. Oo, cidden muazzam. Neredeyse benim şatom kadar güzel. Şş, hemen şımarmayın. Neredeyse dedim. Ben dünyaca ünlü bir playboy ve manken olduğum için param çok gibi. İsterseniz bu muhabbeti değiştirelim çünkü siz daha fazla ezmek istemiyorum. İbrahim amca, evet, duyduğuma göre evin dekorasyonunu Mehtap yapmış. Aa, kızım diye söylemiyorum, çok zevklidir. Evin bütün detaylarıyla bizatihi ilgilendi. Avizeler elmastan. Bütün aksesuarlar som altından. Ve döşemeler gergedan döşünden. Muhteşem. Banyodaki musluklara bayıldım. Özel bir işçiliği var galiba. Onları nereden aldınız? Tahtakale'den. Hı? Orası neresi ya? Tahtakale mi? Woodcastle. İrlanda'da çok meşhur bir müzayede. Ha. Hmm. Ben bu yalanı hiç yemedim. Neyse, konumuza gelelim. İbrahim amca, kızınız Mehtap'ı beğendim. Onunla evlenip servetinize ortak olmak ve birikimime birikim katmak istiyorum. Senden daha zenginini ve yakışıklısını mı bulacağız, değil mi İbrahim? Tabii. Müsaadenizle bacak değiştirmem gerekiyor. Evet. Benim için uygundur fakat adet yerini bulsun diye bir de Mehtap'ın fikrini almak isterim. Mehtap, senin gönlün var mıdır Mesut'ta? Alakası yok baba, alakası yok. Ben nefret ediyorum bu adamdan. Ölürüm de evlenmem. O zaman hayırlısı olsun, verdim gitti. Ya burada eşek mi öneriyor? Evlenmem diyorum, evlenmem. Çarpacağım bir tane ağzının ortasına. Aa, senin isteyip istememen nereden çıkmış ya? Ben istiyorum, ben. Yanlış mı biliyorum ya? Efendim, kusura bakmayın. Aşırı zenginlikten biraz kafası karışık. Aa, olur öyle şeyler canım. Mehtap, istersen seni tatile yollayayım ha? Geçenlerde Maldivler'den ıssız bir ada aldım. Adını da ıssız adam koydum. Ah, istersen sana anahtarlarını vereyim. Bak, işin bitince de çıkışta paspasın altına koyarsın. Oo, ben biraz korktum. Mesut, senin gibi bir mala da Maldivler'den ada almak yakışırdı zaten. Bravo, gerçekten bravo. Şeytan diyor, şunun ağzının ortasına tıkıver ya. Beni paranla pulunu etkileyemezsin. Hmm. O doğru anahtar değil. Buna çalışmam lazım. Mesut, onu etkileyemezsin ama beni etkilersin. Dilersen sana üçüncü banyomuza yaptırdığımız nehri göstereyim. Nezaket, bana eşlik etmek ister misin? Tabii, tabii. Ne demişler? Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz. Çok iyi yapıyor bunu ya. Gel bakalım. Hayatımın aşkı, ben geldim. Bahadır, ha? Bahadır sen neredesin ya? Resmen iki saattir burada beni istiyorlar, ortada yoksun. Ben her şeye ayrıldım. Geleceğim şimdi, babanla konuşacağım, seni alacağım, gideceğim, merak etme canım benim. Çok güzel, babam da beni sana hemen verecek zaten. Bahadır, sen babamın gözünde sadece bir şoförsün ya, şoför. Adam sana şanzıman diyor. Düşünsene şanzıman, o da söylemesi güzel diye. Ama olsun, bunların hepsini atlatacağız. Çünkü onu getirdim Mehtap, onu getirdim. Bugün güneşin tersten doğduğunu bile görebiliriz. O kim Bahadır? Mehtap. Heh. O ki nazar boncuğu satışlarını yukarı çeker. O ki girdiği bir defilede 45 tane mankeni çürüye çıkarır. O ki tedavi sonrasını tedaviden önceye dönüştürür. Birazdan şu kapıdan girecek ve her şey değişecek Mehtap. Her şey değişecek. Selamünaleyküm.
Bahadır, bu kızı mı isteyeceğiz? Evet. Ben bu işin acemisiyim. Nasıl istenir bilmem ki. Şevket abicim, sen doğal davran yeter. Bugün bana senin doğallığın lazım. Mesut'cum, nasıl da bana gir böyle güldür güldür akıyor değil mi? Beğendim. Aa, şanzıman. Evet. Senin ne işin var burada? Efendim, ben size bir şey söylemek için geldim. Hayırdır? Trafik mi var? Hayır, trafik yok. Efendim, biz kızınızla birbirimizi seviyoruz. Ve evlenmek istiyoruz. Bu yüzden uzaktan akrabam Şevket abi kızınızı istemek üzere buraya getirdim. Çüş! Manyak mısın lan sen? Bak, para dışkılayan adamım avamca bana tepkilerden verdiriyor. Saçmalama, olmaz öyle şey. Benden haftalığı ister gibi kız istiyor ya. Yıkıl karşımdan, defol git. Mesut'cum, burayı havalandırırken biz de istersen diğer detayları 280 dönümlük bahçemde konuşalım. Aa! Bahçeniz mi var? Hem de 280 dönüm. Anam, dön dön bitmez. Ne güzel. Keşke benim olsa. Bahadır! Ay, resmen kasırga bu. Bence içerisi güzel. Ay, ne kem göz varmış adamda. Gitti güzelim veranda zevkimiz. Benimle ne alakası var acaba? Balkanlardan soğuk hava dalgası gelecek diyorlardı. O geldi ellam. Aa, boynunuzdaki inci kolye de çok güzelmiş. Gerçek mi o? Evet, elbette ki gerçek. Dünyada eşi benzeri yok. Tam 7 nesildir aile yadigarı bu. Muhteşem. Harika, muhteşem bir şey geldi. Pek parlak, pek de şıkmış. Anama da çok yakışırdı. Keşke benim olsa. İncilerim. Sen ne pis gözlü bir adam mısın ya? Ne oldu böyle? Ne var canım, karın incilerimi döküldü. Evet, bu deyim bence de biraz yersiz oldu. Aa, adamın nazarı değmiyor, resmen karşısındakinin alnının çatına vuruyor be. Allah Allah, ne alakası var acaba? Ben öyle bir olsaydım gözlerimin mavi olması gerekirdi. Oysam ki benim gözlerim çam kozalağı kahverengisi. Bak. Aa. Karanlıkta da kömür karası oluyor. Niye ayakta kalıyor ya? Oturak, gelin buyurun. Aa, şu adama bak. Bir de oturuyor. İboş, bu saçmalıklara çabuk bir son ver. Zira vadeli hesap gibi bozuluyorum ben. Beyefendi lütfen, bakın beyefendi diyorum, evimi terk edin. Ben şu anda kızım Mehtap'ı dünyanın en ideal damat adayı olan Mesut'a vermek üzereyim. Kendisi çok ünlü bir modeldir ve çok zengindir. 3 helikopteri, 7 arabası, 6 tane de jipi var. Üstelik tok sesli ve çok iyi kahkaha atıyor. Bahadır'ın da gamzesi var. Böyle kulüp ağzını dudaklarını büzünce çıkıyor ya. Bahadır, övülecek hiçbir yanın yok lan. Olsun Şevket abi, çaktırma. Devam et. Aynı gazdan devam et. Ya baba, biz Bahadır'la birbirimizi seviyoruz. Siz isteseniz de istemeseniz de biz evleneceğiz. Kızım, saçmalama. Olmaz öyle şey. Bu herif, bu şanzıman senin servetinin peşinde. Bak, örnek vereyim. Şu big screen televizyonumu satsam sülalesini satın alırım bunun, sülalesini satın alırım bunun. Hayatım, sen şöyle geç de kaşına gözüne bir şey olmasın. Ne oldu ki Bahadır? Allah Allah. Şevket abinin gözü meme yaptı galiba ya. Çalışmıyor. Şevket abi, televizyonu beğenmedin mi? Yok, büyük ekran sevmiyorum ben. Ama Şevket abi, bak bu 4 boyutlu. Ekrandakiler hem görünüyor hem de kokuyor. Aa, kokuyor mu? Evet. Ay, yemek programlarındaki yemeklerin kokusunu da alırım. Ay, ne güzel. Keşke benim olsa. Televizyonum. Ya, neyse ki, neyse ki antika masamızın üstüne düştü ve kırılmadı. Masanız da ne kadar güzelmiş. Benim eve de çok yakışırdı. Keşke benim olsa. Masam, son altınlarım, televizyonum.
Ah İtalyan antika masam, ah ah ah! Ben bu masayı yaptırırken İtalyan marangozlara aryalar söyletiyordum. Masam gitti, televizyonum gitti, ah! Ay adam çöldeki kutup ayısının kankası. Bedevi avcısı. Kızım aklını başına topla, o bu abile dengi dengine yavrucuğum. Ya şu çocuk ömür boyu çalışsa şuradaki ayı postunu bile satın alamaz ya. Aa! Ayı postu mu o gerçekten? Anam, aynısım gerçek. Benim Ayvalık'taki yazlığa da ne güzel yakışırdı. Keşke benim olsa. Ah! Ah! Ölü taklidi yap, ölü taklidi yap. Derhudar ol. Ya niye ayı beni öpüyor? Bu nasıl ayı ya? Kimseyi bulamadınız mı? Bu kadar mı bizim ayı? Herhalde yavru ayı. Yavruyken mi almışlar acaba? Yavruyken almışlar, götürmüşler, unutmuşlar burada. Şimdi sen şey yap, daha tehditkar ol. Kalk, buradan da kaçacaksın tabii nazar var diye. Ama tehdit saç. Çünkü sen de korktun, onları da korkut. Bu bedenle bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Buyur. Ya bunun tehdidinden ne olur? Bak ayının paçaları büyük. Anam, gelmiş. Ayu, ayu, ayu. Buyur. Aa! Ayı postu mu? Anam, aynısım gerçek. Benim Ayvalık'taki eve de yazlığa da çok güzel olurdu. Çok yakışırdı. Keşke benim olsa. Aa, tehdit saça dikkat edin. Allah canını almasın. Yeme kızım, yeme, yeme. Öpeceğim, öpeceğim. Gel, gel. Şimdi anlatacağım. Yolla doğaya, yolla doğaya. Seni ormana salacağım. Hayvan severler kızmasın, içindeki insan. Bahadır ya, bu adam büyücü mü? Hayatım sen onu bunu boş ver ya. Sen haritayı aç. Bizim balayına gideceğimiz yeri pat diye seç ya sen artık. Ben biraz korkudan altıma heyecanladım galiba. Biraz lavaboya gitmem lazım. Evet. Konumuza dönecek olursak Allah'ın emri... Lan bir sus! Aa, siz içerideki Mesut'u görmediniz herhalde. 8 ustanın yaptığı 28 katlı pasta gibi çocuk, yakışıklı, boylu, poslu. Gerçekten de öyle. Benim tipim de onun gibi olsaydı, bütün kızlar bana bakardı. Benim boynum da onun gibi uzun olsaydı, merdivensiz perde takardım. Herkesler de bana hayran olurdu. Keşke ben de onun gibi olsaydım, keşke. Pardon, tuvalet kağıdınız bitmiş de. Hey, ne yapıyorsun? Mesut! Mesut sen misin? Bismillahirrahmanirrahim. Yavrum senin bu halin, bu saçların kararmış sen. Ne çirkinleşmişsin. Ne oldu ya? Kilo mu almışım yoksa? Yavrum sen ellerini sıcak suyla mı yıkadın? Çekmişsin. Nasıl ya? Çekmiş miyim? Çirkinleşmiş miyim? Yani şöyle diyeyim Mesut. İstediğin tuvalet kağıdını versek önce yüzünü silersin. Şevket Bey, git evimizden git. Git defol git. Allah Allah, benimle ne alakası var acaba? Aslan gibi çocuk. İki tane dambıl kaldırsın eski haline gelir. Bahadır'ın askerliğini yaptığını söylemiş miydim? Ne var canım? Ben yapmadım ama yapacağım. Sana sana ne var? Bedelli yapacağım hem de. Param pulum gani sonuçta. Olmuyor yavrum, olmuyor. Zorlama. Zamanında param olsaydı ben de çok isterdim bedelli yapmayı. Ne güzel. Çok özeniyorum. Keşke benim de olsa yeniden askerlik yapardım. Ay ne güzel. Durun.
Mesut Bey. Buyurun. Benim. Asker kaçağı olduğunuz için sizi götürmek zorundayım. Dur. Benim bedelli hakkım var ya. Efendim, maalesef sizin paranız burada geçmez. Ne demek geçmez bu parası? Olur mu canım? Çok parası var onun. Nasıl geçmiyor? Efendim, Mesut Bey'in evinde kaçak tarihi eserlere rastladık. O yüzden bütün mal varlığına el konuldu. Yani geçecek bir parası kalmadı kendisine. Ne? Bakın. Bir saniye. Zenginim ben. Anlıyor musunuz? Zenginim. Yakışıklıyım. Hanımefendi, durun. Hayır, durun. Heh, yanlış bir şey yapıyorsunuz. Zenginim ben. Altın, döviz, para. Wow. Adam gitti, sesi hala burada. Lanetlendik mi biz ya? Şevket Bey, bakma bana. Bana bakma. Hiçbir yere bakma. Çık git buradan. Çık git defol. Ne olur git ya. Tamam, giderim canım. Ne var Allah aşkına? Allah Allah. Aa, sizin tavanlar cam mıydı? Ay ne güzel. Bütün gökyüzü tepenizde. Anam, anam, bakın UFO gördüm. Ay, keşke benim olsa. Ne kadar güzel bir prodüksiyon. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Biz dostuz. Ya he he. Bu ne artık ya? Ne oluyor ya? Bahadır tam zamanı. Hemen Allah'ın emri peygamberi... Verdim. Verdim gitti. Al kızımı verdim gitti. Hayırlı olsun. Hemen. Hayırlı olsun. Yürü hanım. Bizim banyodaki nehirden denize bağlanıp kaçalım. Ya Şevket abi vallahi eli öpülesi adamsın, öpeceğim. Sen de öp, sen de. Ya gerçekten. Allah razı olsun. Sevenleri kavuşturdunuz Şevket abi. Düğünümüze de bekleriz. Tabii. Yok artık. Yok. 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 Ona gerek yok. Çünkü Şevket abiyi oradan oraya yormaya gerek yok. O yüzden yani. Hadi gidelim biz şey nikah günü alalım kendimize. Hadi mutluluklar. Sağ ol. Demek uzaylısınız. Neresinden? İçinden. Bakın buradan gözüküyor. Aa, sizin gezegen mi o? Işıl ışıl. Anam, koskocaman. Döne döne gezilir onun içinde. Çok güzel. Keşke ben de oran olsaydım. Bizim gezegen mi patladı? Bu kadarını ben de tahmin etmiyordum uzaylı. Kaç. Bizim Merzifon'da silah var. Kaç. Gittiği bir tatilde, o tatilde olan etkinliklere katılan var mı? Şurada bir hanımefendi var. Ben de eşimin katıldığı bir etkinlikten bahsetmek istiyorum. 7-8 sene kadar önce Fethiye'ye gitmiştik. Fethiye'de günübirlik tekneler kalkıyor biliyorsunuz. O günübirlik teknelerden dönüş yolunda yapılan bazı oyunlar vardı. Ona katılmıştı. Orada genelde yüksek sesle müzik çalıp böyle oynanmıyor mu? Oynanıyor tabii. Eğleniliyor. Eğlendiriyorlar. O oyunlardan birisi... yarışmaya katılanların beline ip bağlanıyor. İpin ucunda da kalem. Kalemi... sallanan teknede şişeye sokmaya çalışıyorsunuz. Kalem nerede? Kalem... Kalem ipin ucunda. İp nerede? Daha kaçtı. Ne bu ya? İp de belinizde. Gönül ister ki beraber eğlenelim ama... Ben hatırladığım için yine. Şimdi bele ip bağlanıyor. Evet. İpin ucuna da kalem mi bağlanıyor? Bele ip bağlanıyor. İpin sarkan yerine kalem bağlanıyor. İpin sarkan yeri nereye? İp... İpi uzun mu tutuyorlar biraz? Buradan bağlıyorsunuz. Evet, ipin burası şu kısmı uzun. O uzun bölüme de kalem bağlanıyor. Tekne dans eder, gelmez tekne mi? Oynarken... işte aşağıda da bir soda şişesi, artık kola şişesi, neyse. Şişe önemli ona... değil yani. Onun içine sokmaya çalışıyorlardı. Tabii bu çok komik oluyor seyrederken. Böyle tabii sallanıyor değil mi? İp uzun.
Kalem ucunda böyle sallanıyor. Onu... Böyle de sallanıyor. Böyle sallanıyor ha. Ben evet. Ben oynamamışım demek ki. Böyle böyle sallanıyor mu ipin ucunda kalem? Tabii. Peki onu nasıl denk getireceksin ki? Şişeyi tutabiliyor musun? Hayır, ellemek yok. Yapabildi mi eşiniz? Hatırlamıyorum ama bu sahneyi hatırlıyorum. Siz zaten olayı hatırlayınca bu kadar gülüyorsanız o an herhalde kendinizden geçtiniz. Allah korusun dalgalı bir denize denk gelir filan. Oyunun riskleri var. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Efendim çiftimiz, evli çiftimiz, birbirine aşık çiftimiz Uludağ'a gidiyorlar. Uludağ'a gidince etkinlik olarak ne yapılır? En önemli faaliyeti kayak yapılır. Bakalım kayak dersleri nasıl geçiyor? Kayağı öğrenebiliyorlar mı? İzleyelim efendim, buyur. Bilal, Uludağ'a geldiğimizden beri aşırı kıskançsın. Neden hep kaba kuvvete başvuruyorsun? Neden, neden, neden? Ya ne yapayım kızım? Sana yiyecek gibi bakıyordu. Olay çıkarmasa mıydım? Bana yiyecek gibi bakan şey ayıydı Bilal. Belli ki karnı açtı hayvanın. Ta uzaktaki tepeye gidip hayvana kar topu fırlatman bence oldukça gereksizdi. İçine de taş koydum da oh olsun. Ayının lüzumu yok yeter. Bilal, azıcık şurada böyle soğuk havadan beynimize oksijen gelir dedim. Tatil yaparız dedim, düştüğümüz şu hale bak. Şu atmosferin güzelliğine bak Bilal. Birazcık böyle enerjini hissetsen, azıcık eğlensen ne olur ama. Yahu soğukta ben nasıl eğleneyim? Kutup ayısı mıyım ben? Allah aşkına yeter ya. Her yere para veriyorum, bir de üstüne tıngır diyorum burada. Bilal, kar kıyafetleri almazsan böyle olursun ama. Yok ya. Ben onlara o parayı verir miyim hiç? Hayret bir şey. O kış kıyafetiyle ben bir kış geçinirim ya. Dünyanın parası buralar hep. Olmaz olsun böyle pahalılık. Ben tuvalete girebilmek için demin tefeciden borç aldım biliyor musun? Ya Bilal, lütfen artık abartma. Ben böyle kar sporlarıyla biraz dinçleşiriz, rahatlarız diye düşünmüştüm ya. Bak, az sonra hoca gelecek ve bize kaymayı öğretecek. Biz de sağa sola kayan klas çiftler gibi olacağız. Ulan onun da mı hocası var? Hı? Kızım bıktım bu hocalardan ya. Bütün parayı biz bunlara verdik yeter. Ben bittim, bittim. Bak sen illa kaymayı öğrenmek istiyorsan, hı, ben seni şöyle yokuştan aşağı bir yardırayım. Ondan sonra gerisini yer çekimi halleder zaten. Hadi kızım. Bilal, hadi kızım. Bilal, ne yapıyorsun? Az daha bir yerimi sakatlayacaksın ama. Bak bu hoca gelecek, bize bu işi öğretecek ve biz bundan çok başarılı olacağız, tamam mı? Lütfen ısrar etme. Ya Allah'ım hadi. Ya. Ulan! Selamünaleyküm. Ben kayakçı Mustafa. 15 TL'ye kayak dersi veriyorum. Tercih eder misiniz? Heh, işte bak bunlar çok iyi. Bunlar çok ucuz. Bunlarla kayak. Asla Bilal. Onların yöntemi güvenli değil. Biz bu işi hocasından öğreneceğiz. Hocam, hadi kayalım. Evet hocam, hadi öğretin artık bize bunu. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Bakın. İlk dersimiz en önemli konu. Şimdi şu yokuşun başına gidiyoruz. Oradan yokuş aşağı Allah ne verdiyse yardırıyoruz. Tamam. Tamam mı? Oraya geçiyoruz. Bakın burası çok önemli. Ya Allah diyoruz, yardırıyoruz. Buyurun. Tamam hocam. Buyurun. Tamam hocam. Tamam, buyurun. Buyurun. Tamam hocam, geçiyorum ben şimdi. Bak şimdi ders nasıl oluyormuş. Bak, sen bakalım. Hadi çocuk, hadi. Şuraya bak. Evet, hadi arkadaşlar. Ya Allah. Bir, iki, üç. Ya Allah. Koş, koş, ya Allah. Sal. Şuraya bak. Ya sırf ucuz diye kabul etmiyorsun değil mi? Nedir? Bana çok para harcatacağım. Harcatacağım acasın. Hey! Merhabalar. Sanırım aynı derse giriyoruz. Ulan yine mi sen? Ya biz hangi kursa gitsek bu bizim peşimizden geliyor. Sapık mısın oğlum sen? Ne ilgisi var dostum? Ben aktivite seviyorum. Yani Bilal, kayacağız. Az evvelki ayıyla gelseydim buraya inan çok daha fazla eğlenirdim. Niye kaba davranıyorsun tombiş adama? Belli ki o da spor yapmaya gelmiş. Ne? Ya şu tipe bak Allah aşkına, bunun sporla ne alakası olabilir ya? Bu kesin sucuk ekmekçiyi arıyordur. Gelme lan gelme, az öteye kay. Öteye kay. Git. Niye öyle düşündün? Seni sersem. Ben kaymayı seviyorum. Kayak seven bir insanım. Sürekli içinde bu vardı ve Hüseyin Hoca'nın dersini uzun zamandır bekliyorum. Hüseyin Hoca! Hüseyin Hoca! Ya anlıyorum tamam da. Aa defolun! 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 Lütfen şu an sizi ısıtamam.
Dersim var. Kayak ciddi bir iştir. Lütfen çıkın dışarıya. Ya. 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 Ah, dikkat. Tatlı kız. Sana merhaba. Size de merhaba falan. Evet. Ben kayak hocanız Hüseyin Kaygan. Beni bilen bilir. Dünyanın en zorlu pistlerinde kaydım. Kaymak benim için bir yaşam felsefesi gibi. Kayarken bazen bir kedicik gibi kurular, bazen de bir kaplan gibi gürlerim. Dünyanın her yerinde kaydım. İsviçre'de, Weber'de, Wengeyer'de ve Bosco'da kaydım. Kaydıkça kaydım. Kaydıkça olgunlaştım. Hocam, tam bir başarı öyküsüsünüz. Ulan sınıfın ineği gibi yalakalık yapıyor hocaya ya. Oğlum, o kadar para vermişsin. Bırak o seni ölsün. Pıçık 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 pıçık. Konuşma kendi aranda. Sululuktan hiç hoşlanmam. Çünkü kayak ciddi bir iştir. Hocam, biz Bilal'le sizi pür dikkat dinlemekteyiz. Öğreteceğiniz her şeyi ama her şeyi merakla bekliyoruz. Peki tatlı kız. Öğrenmek için geldiyseniz ben de öğretmek için hazırım. Beni bilen bilir, bilgiye taparım. Bugün size kaymayı öğreteceğim. Allah Allah! Ya biz de bu kıyafetlerle salsa yapacağız sanıyoruz. Konuşma küçük prens. Yoksa seni ayağıma takar, seninle kayarım. Seni kara bular, kardan adamcık yaparım. Dersimi sabote etme. Hocam, dersinizi sabote etmemeli değil mi? Aferin İbrahim. Bayağı da iyi anladın. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Ben sizi uzun zamandır izliyorum hocam. Sizi çok örnek alıyorum. Çok izledim sizi. Nereye gitseniz dürbünle izliyorum. Neyse, yalakalıktan hiç hoşlanmam İbrahim. Hocam, yalakalıktan hiç hoşlanmazsınız değil mi? Kesinlikle hoşlanmam. Ama söylediklerini düşünüyorum ve kendime bakıyorum da. Haklısın, süper. Bilal, ne kadar iyi anlaşıyorlar değil mi hocayla? Keşke sen de böyle anlaşsan hocayla. Ya Allah aşkına saçmalama ya. Ben haşlanmış sirkeli brokoli yedim, tiksinmedim. Şu adamın yalakalığından vallahi midem bulandı ya. Koca ayak. Evet, hadi uzatmayın. Ders kaynıyor. Kaymak için gerekli malzemeleriniz yanınızda mı? Bir göreyim bakayım. Şişt, dombik. Bana bak. Koca kaymak derken bal kaymaktaki kaymaktan bahsetmiyor ha. Sakın ekmek çıkarma. Ay. Ay, o kadar soğuk bir şakaydı ki Bilal. Şu kıyafete rağmen bacaklarım titredi soğuktan. Ne yapayım? Hava o kadar soğuk ki esprilerim bile üşüyor ya. Bana bak şakacı. Senin kayak malzemelerin nerede? Ha burada. Bu ne? Bu ne? Poşet. Vallahi ben çocukluğumdan beri bununla kayıyorum. Çok da memnunum. Ha bunu böyle alıyorsun. Taşa denk gelmezsen... buradan şehir merkezine kadar gidersin. Ama denk gelirsen doğru hastaneye. Beni delirtme. Kayak takımından bahsediyorum be. Hocam, kayak takımından bahsediyorsunuz değil mi? Evet İbrahim. Derse asap bozucu bir ilgim var. Hadi bakalım, bir tur daha atalım hop. Vallahi yani ilk dersin ilk dakikasında kaynıyorum. Hadi bakalım. Ya Allah. Ya millet birinci dakikasında kaymaya başladı, baksana. Ben anladım. Hocaya falan gerek yok. Bunun üstüne biniyorsun, kayıyor zaten. Saçmalama. Öyle olmaz o şey. Bunlar tamamen amatör. Kaymak böyle bir şey değildir. Kaymak tutkuyla, kalple olur. Önce kayağın kalbine dokunacaksın. Onu içselleştirecek, anlayacaksın. Yoksa zaten kayağın üstüne bitti gitti. Öyle bir şeyler olamaz. Böyle şey değil bu. Ulan kayacak mıyız? Kayağa çıkma mı teklif edeceğiz ya? Bu ne diyor Allah aşkına? Ya saçmalama. Adam işini aşkla yapıyor işte. Evet. Ders kaynıyor. Daha fazla uzatmayalım lütfen. Evet. Hocam sen... kayak takımlarımız... Lütfen şöyle geç. Kayak takımlarını bırak. Şu an onların sırası değil. Ha. Sen küçük adam. Buraya gel. Aferin. Küçük küçük adımlarla. Evet. Şimdi buna yasla. Bu ne hocam? Teleski. Abo! İsmi de sakatmış ama. Hocam, bunun adı teleskiymiş değil mi? Bravo İbrahim.
Oksijenden beynin pırıl pırıl. Aşırı zekisin. Hocam, oturduk Teleski'ye. Şimdi ne yapıyoruz? Evet, İbrahim sen de geç arkadaşının yanına. Hemen hocam. Bir dakika, bir dakika. Oğlum bir dur ya. Hocam emin misiniz? Bu ikimizi taşımaz. Bu arkadakine binsin arkadaş. Arkadaşım lütfen bana işimi öğretme. Biz her gün bunlarla öküz taşıyoruz burada. Ya bu kadar ağırını taşımamışsınızdır. Tamam, hadi uzatmayın. Şimdi buradan bununla tepedeki başlangıç noktasına gideceksiniz. Ya hocam emin misiniz? Bu ikimizi taşımaz. Hadi. Ulan sen de sarılıp durma. Sanat filminde manitaya sarılan ergen gibi çekil ya. Tamam mı? Evet. Bırakın şimdi aranızda konuşmayı. Tuttunuz mu Teleski'yi? Tuttuk, tuttuk. Ben sımsıkı tuttum hocam, sımsıkı. Yeter, ben korkuyorum ya. Korkma Bilal, sımsıkı tut onu. Evet. Hazırsanız başlayalım. Haydi. Ya, bir, iki, üç, oy. Aptallar! Teleski'yi kırdınız. Bu nasıl bir beceriksizlik? Yıllardır kayarım, bunlar gibi salağını görmedim. Bilal, iyi misin? İyi misin Bilal? Nasıl? Rahat mı öyle? Evet. He, keyfin yerinde mi? Kalk ulan üstümden, kara basam. Kalk! Yeter, ben gidiyorum. Otele dönüyorum. Başlarım senin kayağına da, kayak hocana da. Bilal, ne olursun, ne olur sabret. Bu kadar para verdik. Paramıza yazık mı olsun? Ya bana mı yazık olsun? Hoppa! Hadi bakalım! Daha ikinci dakikada kaymayı öğrendik. İki. Kavga da kayılır. Arkadaşlar, sloganımız aynı. Ya Allah! Allah Allah, emanet gidiyorlar ha. Benim bir şey yok. Ya yeter. Ha? Millet ikinci dakikada kayağın üstünde oryantal yapıyor. Biz o kadar para verdik, daha o kayağa dokunamadık ya. Ben takacağım ayağıma. Bekler! Henüz erken, yapamazsın. Kayak şakaya gelmez. Öyle 5 dakikada olacak işler değil bunlar. Bilal ne olursun sabret bak. Hoca bizi öğretince biz herkesten daha iyi kayacağız. Evet, haydi şimdi uzatmayalım. Dersimize devam edelim. Evet, şimdi pozisyon çalışacağız. Duruş çalışacağız. Şimdi ayağımızda kayaklar varmış gibi pozisyonumuzu alıyoruz. Ulan ben de dersin sonunda sana ödemeyi veriyormuş gibi yapmazsam. Yeter ama! Koskoca Hüseyin Hoca'nın dersini sen kim olarak sorguluyorsun acaba? Ben ki Prens Charles'a, Lady Gaga'ya, Yaşar Gaga'ya ve futbolcu Kaka'ya kayak öğretmiş adamım. Kimse benden daha iyi kayamaz. Dur, kaçma! İmdat! Ulan! Ay, imdat! İmdat! Ay, hırsız çantamı çaldı ya! Hepimizin de ayağına tekme attı biri onu. Durdursun ne olur. Heh, bu tam hocama göre bir iş. Hadi hocam, gidin yakalayın şu adi hırsızı. Tabii ama benim önce ısınmam lazım. Ay hocam, sizin ısınmanıza gerek yok ki. Siz ışık hızıyla yakalarsınız onu. Hadi kayarak yakalayın hırsızı. Tabii ama orada şimdi çok kar var ya, o yüzden ısınmak geldi. Bir dakika, bir dakika. Sen kaymayı biliyor musun lan? Ben bir kere teoride tam bir kaplarım. Pratik, biraz pratik de benim şeyim. Yeter. Bak, yıldız kayıyor. Bir dilek tut. Ulan ben sana sonra soracağım. Şimdi şu işimi halledeyim. Nereye Bilal? Nereye? Hırsızı yakalamaya. Ya Allah! Yalnız ben bir şey söyleyeceğim. Başım, o öyle atladı ama tabii ki orada teknik olarak... Ya deme git! Gut 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 konuşuyorsun deminden beri. Öyle kayarım, böyle kayarım. Kocam olmasaydı şurada güvenimiz yok be. Allah Allah! Bıçık 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 bıçık. Hanımefendi, ya dönüşte de Bursa merkeze uğradım. Karakola hırsızı bıraktım. Ondan biraz geciktim. Ay, inanmıyorum. Bilal, kahramanımsın benim. Ya çok teşekkür ediyorum size. Gerçekten çok ataksınız. Evet, olur. Çok ataksınız. Seni şu anda çok kıskanıyorum ve yaptığını çok beğeniyorum ama beni birazcıktan tutmazsan ben katil olurum. Tamam. Çekilin lan. O neymiş? Tamam, yeter. Yeter, ikna olmadı bu kızlar. Benim cazibemi fark ettiler. Çabuk kaçalım. Ya, çabuk kaçalım, ya, tamam. İbrahim, İbrahim. Teoride her şeyi öğrendin. Dilersen pratiği de beraberce çözelim. Sus! Sus yoksa ağzına otururum seni, sus! Bağırma, bağırma. Sana inanmıştım. Bağırma. İnanmıştım sana. Bağırma. Bağırma, bağırma. Niye bağırma? Haklıyım çünkü değil mi? Haksız olduğunu bildiğin için bana bağırma diyorsun. Bırak! Heh, Uludağ! Söyle Uludağ, haksız mıyım? Söyle! Ne oluyor, o neli? Sığır bağırma diyorum, çığ düşüyor. Ay, ben çığ sevmem, pişmiş severim. Abo!
Efendim biz hepimiz o tek Mesut Süre geliyor. Buyurun. Alkış, 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 alkış. Hadi, 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 hadi. Daha çok, daha çok. Şimdi öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Mesut Süre ben. Biraz böyle bir toplu halde sizinle interaktif olarak başlatmak istiyorum oyunu. Aramızda hayatın herhangi bir döneminde atletizmle uğraşan var mı? Bakın 700 kişiden 3 tane parmak kalktı. Nerede Don Billy var gelmiş. Kusura bakma, dost acı söyler. Şimdi herkes bir sağındakine baksın. Hepimiz arkadaşız. Bak, tanıdık tanımadık. Bak, 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 bak. Bir sağındaki göbekli olanlar parmak kaldırsın. Kaldır, kaldır göreceğim, kaldır. Kaldır. Şurada, şurada bir abimiz var. Bir dakika. Şurada bir abimiz var. Ben soruyu sordum. Yanındaki kadına belli olmasın diye göbeğini içine çekti, böyle yapıyor. Bitti mi sorusu? Bu soru bitti mi? Yetti artık. Bazen şöyle oluyor bak. Burada bir adam, burada bir kadın. Adam kadını tanımıyor. Bir sağımdaki göbekli olanlar parmak kaldırsın diyorum. Adamın parmağı kalktığı an buradan buraya tükürük gidiyor. Eş zamanlı salih sesine bak, kadın böyle yapıyor. Bir de durumu açıklıyor, diyor ki ben diyor şişim şiş. Sen nereden bileceksin dingil? Şişim ben. Bir kadınla kilosu üzerinden asla şakalaşma, ağzına tükürür. Şimdi bir solundakine bak, başka bir şey soracağım. Kimler koca popolu diye sorsam ya. Dur, dur. Saçmalama, dur. Dur. Hemen parmak kaldıran var. Bambaşka bir poposu var. Lütfen yapma. Dur. Dinle. Bir solundakinin burnu güzel olanlar parmak kaldırsın. Burnu güzel olanlar. Hah. Bravo. Dur. Herkes Audrey Hepburn değil mi? Bravo. Vallahi tebrik ederim. Dinle. Bazen şöyle oluyor. Şurada bir adam. Burada bir adam. Adam adamı tanımıyor. Bir solundakinin burnu güzel olanlar parmak kaldırsın diyorum. Buradakinin parmağı kalktığı an buradaki böyle yapıyor. Hayırdır? Bak ben aslında radyocuyum. Radyo programcısı. Vardır dinlediğiniz radyocular, doğru mu? Bir şovmen radyocular vardır. Bir de format DJ dediğimiz format radyocuları. Sevgili seyirci, samimiyetle soruyorum. Hiç başına geldi mi? Arabanda kanal değiştirirken şöyle konuşan bir adam gördüm. Bak bu format DJ'leri hep aynı cümleleri sarf ederler. Sesleri karizmatiktir. Bir üst perdeden konuşurlar. İnceden aksan sahibidirler ve çoğu zaten arkadaşım. Şu adama arabanda, evinde rastladım mı radyoda? Saatlerimiz 18.23. Birazdan Rihanna burada olacak. Ama hepsinden önce Seal radyonuzda. Dur. Kütük Çankırı. Aksan Oklahoma. Neden böyle konuşuyor bilmiyoruz. Ağzını burnunu kim büktü küçükken bilmiyoruz. Ve ben radyoculuğu böyle zannedip şimdiki anonsu bir fiil kendimi yaptım aga. Geçtiğimiz hafta 4 numarada izlediğimiz Tarkan. Bu hafta 2 basamak yükselişle 2 numarada Tarkan Dudu. Ağzına bir koyacaksın. Adamın kendi Tarkan şarkıyı söylerken Dudu diyor. Bu dingil Dudu diyor, anladın mı? Dudu ne Dudu? Çemçük ya, Dudu ne? Bak bu Dudu bendim. Kız yurdundan çıkışa geliyorlar. Bu ne tatlı adam diyorlar. Sonra beni bir telaş kapladı. Çünkü ben normal hayatımda da böyle konuşmaya başladım. Bir gün bakkala gittim. Dedim ki gayri ihtiyari. İyi günler bakkal. Herif dedi ki dükkana deccal geldi, tamam mı? Saçlı sakallı 2 metre bir şey gelmiş. Makarna ketçap geziyor böyle, ne var acaba diye. Beni değnekle dürttü ama hiç oran olmadım. Dedim ki geçtiğimiz hafta tam 4 makarna almıştım. Bu hafta ise 2 basamaklı düşüş var. Yalnızca 2 tane. Ne diyeceksin diyorum. Git lan buradan diyor. Sonra ben bir kızı çok sevdim. Dedim Mesut sen bu kızı istet. Yoksa bu kız kaçar. Allah'ını seversen. Şekerini çikolatasını almış şu adamı görsen. Kızını verir misin? Annem babam uzakta. Kendim gittim. Oturuyoruz. Dedim ki iyi günler bey baba. Geçtiğimiz günlerde öpüştüğümüz kızınız şu anda mutfakta kahve yapıyor. Aylar sonra annem babam hatta dayım hepsi burada olacak. Ama hepsinden önce Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Kızınıza talibim. Bana dedi ki vermiyorum lan. Haftaya aynı gün ve saatte. Sana kim kızını versin? Alkış alkış. Bak bir stand-upçının en büyük görevlerinden bir tanesi şudur ki herhangi bir konuda insanların kandırıldığını düşünüyorsa gelsin anlatsın. Son dönemde
Her yere ama her yere site dikiliyor bildin mi? Rezidans, yaşam alanı. Şu cümleyi birlikte tamamlayalım mı sevgili seyirci? Şehrin gürültüsünden uzak, doğayla yaşa. Bu ne demek biliyor musun? Oradan otobüs geçmez demek. Araban yoksa gerçekten doğayla iç içesin, aklında bulunsun. Dağ bayır 45 dakika yürürsün. Benim bir arkadaşım buralardan ev aldı. İkinci gün beni aradı, sesi ağlamaktı. Dedim Mesut, ne var dedim. Buradan 129 T'ye geçmiyormuş dedi. Bak tam olarak neredesin dedim. Mavi ile yeşilin buluştuğu yerdeyim dedi. Biraz daha tarif et bakayım dedim. Havaalanına 5 dakika mesafedeyim dedi ya. Dedim o zaman yürü uç, bana mı güvendin? Allah Allah. Şimdi ben radyocuyum ama aslında işletme mezunuyum ve isterim ki insan hangi bölümü bitirirse bitirsin temel olarak bir şey öğrensin. Okula ilk gittiğim zaman iki tane işletme dördüncü sınıf öğrencisi gördüm kantinde. İşletme dört bunlar bak. 4 sene okumuş. Yanlarından geçiyordum. Dedim Mesut dur burada bir şey var. İşletme dörtlerden bir tanesi öteki de dedi ki oğlum dedi bu devletin bu kadar dış borcu var dedi. E oğlum darphane bunların değil mi dedi. Bak 4 sene okumuş. Aga neye okudun? Kimi okudun Allah'ını seversen? Gözlerini belerterek dedi ki para bassınlar ödesinler dedi. Ben dedim ki şimdi öbür işletme 4 cevabı sokar konu kapanır. Öbür işletme 4 cevaben dedi ki aga dedi bizim devletin dış borcu dolar üzerinden dedi. İlk işletme 4 dedi ki tamam oğlum dedi Türk parası olarak basarlar. Döviz bürosunda bozdururlar dedi bak. Altın gününe çevirdi. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Ayağınıza sağlık. Görüşürüz. Bizim sosyal medya bağımlılarımız var. Biz o bağımlılarımızı bir terapi merkezinde işledik. Bu bağımlılıklarından kurtulmak istiyorlar. Bakalım başarabilecekler mi? Terapi faydalı olacak mı? İzleyelim. Buyur. Merhaba cesur yürekler. Sosyal medya mağdurları. Evet, sosyal medyada yaşadığınız sorunları el ele, yüreklice, hep birlikte küçük bir ücret karşılığında çözeceğiz. Şimdi sizden ne istiyorum? Kendinizi alkışlamanızı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Alkışlamayın ya. Burası civata bağımlıları terapisi değil mi? Altı köşe başlı civata mı, kasa civata mı? Altı köşe başlı tabii ki. Ah beyefendi siz yanlış gelmişsiniz. Burası sosyal medya mağdurları terapisi. Hadi ya öyle mi? Evet, evet. Vallahi sizinki de çok zor. Allah şifa versin. Çok kötü, çok kötü. Vallahi geçmiş olsun. Alo, sen bana yanlış yeri söylemişsin. Burası öyle bir yer değil. Neyse, anahtarım çekmiyor, kapatıyorum. Evet efendim. Şimdi teker teker kendimizi tanıtalım. Buraya niçin geldik onu söyleyelim. Kalplerimizdeki yara bandını cart diye tek çekişte alalım sökelim. Hep birlikte. Ne? Birlikten kuvvet doğar çünkü. Evet Sinem Hanım, buyurun önce sizinle başlayalım. Merhabalar. Ben Sinem. Selfie bağımlısıyım. Hastalarla terapi keyfi. Merhaba Sinem. Peki nasıl başladı bu selfie alışkanlığı Sinem Hanım? Her şey yeni arkadaş ortamımla başladı. Onların hepsi selfie çekiniyordu. Ben o zamanlar selfie çekinmiyordum. Sadece yanlarında böyle onlar selfie çekinirken ben de böyle poz veriyordum. Sadece onların selfie'lerinde şöyle yandan duruyordum. Ama hoşuma gitmiyor değildi hani. Ha 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 ha. Pasif selfiecilik bu. Anlıyorum. Sonra ne oldu? Sonra bir gün hadi sen de selfie çek dediler. İlkin ailesi tamam kalsın dedim. Sonra ısrar ettiler. Hadi çek bir tane dediler. Çek bir tane dediler. Yok sağ olun dedim ben istemiyorum. Sonra dediler ki ya bir şey olmaz. İçine çekmezsin dediler. Ben de inandım. Çektim gitti. Sonra o günden beri deli gibi selfie çekinir oldum.
Günde bir, iki, üç derken 300, 400, 500 tane selfie çekinir oldum. Yazık lan kız, çok çekmiş. Evet, Sinem arkadaşımıza bu itirafı için çok teşekkür ediyoruz ve ne diyoruz? Layıkını bulasın Sinem. Harikasınız. Buyurun Hüseyin Bey. Selam aleyküm. Ben Hüseyin, internet mağduruyum. Aleyküm selam Hüseyin. Anlatın derdinizi Hüseyin Bey. Açılın, koy verin rahven gitsin efendim. Efendim ben internete giremiyorum. Anlamadım. İnternete giremiyorum işte, bir türlü giremiyorum. Bu Facebook var dediler, eşini, dostunu, eski arkadaşlarını buluyorsun dediler. Denedim, denedim, giremiyorum arkadaş. Herhalde dedim, bunlar damsız almıyorlar. Oturduk bizim hanımla denedik. Ula zorla zorla giremedik, giremiyor, olmuyor. Ya iyi de amcacığım, arama motoruna F yazar yazmaz zaten Facebook çıkıyor, nasıl giremezsin? Yavrum, araba motoruna yazdım ben Facebook'u. Olmadı, karbüratöre yazdım. Lan üç tane araba pert ettim. Olmayınca olmuyor demek ki ne? Lan çok merak ediyorum. Bir kere girip çıksam rahatlayacağım. Ya olmaz tabii. Şaşkın surat. Tek damlalı adam suratı. Pencere açıp adres çubuğuna yazacaksın. Anam ben de öyle yaptım. Pencereyi açtım, çubuğuma yazdım. Beni apartmandan kovdular. Mahalleli toplandı, ağzımı burnumu kırdı. Ben de anlamıyorum ki. Bütün derdim de bir kere girip çıkacağım, bir şeye merak ediyorum oğlum. Bari biriniz girerken yanına beni de alın lan, çok merak ediyorum. Senin çaren ben de Hüseyin abi, tamam. Ben çıkışta sana bir DNS ayarı vereceğim, halledeceğiz. He lan, bir de sen mi DNS'en acaba? Evet, Hüseyin arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz ve ne diyoruz? Like'ını bulasın Hüseyin. Süpersiniz. Buyurun Burcu Hanım. Söz sizde. Merhaba. Ben Burcu. Sosyal medyada emoji bağımlısıyım. Smiley face'ler olmadan kendimi ifade edemiyorum. Mesela hava yağmurlu üzgün surat. Mesela kimseyi sallamıyorum yana bakan surat. Mesela çok neşeliyim gülücüklü kalp. Dans eden kız. Mesela biri beni övdü, utangaç maymun. Civciv. Kap, kap, kap. Lan bu kız kalp diyor, suratı da bir tuhaf, bir sıkıntı olmaz mı? Sol yanında uyuşma var mı bacım? Yok. Uyuşma genellikle benim beynimde oluyor. Patlıcan. Lütfen bana yardım edin. Patlıcanı yap bir. Patlıcan diye sembol mü var? Evet. Sebzelerden başka ne? Nasıl yap? Başka ne var? Hıyar var. Onu da yap. Başka en böyle can alıcı sebze meyve ne var? Muz var, soyulmuş şey böyle. Tek şeyini mi sen hazır? Ve de? Armut var böyle. Armut mu yani? Başka var mı? Karnabahar var. Nasıl oluyor? Bu böyle. Niye şaşı ki karnabahar? İşte çünkü şeyleri, çiçekleri orada burada, o yüzden. Salkım üzüm var. Salkım üzüm var. Hüseyin, senin bildiğin var mı? Ben Allah'tan bunların hiçbirini bilmiyorum. Oğlum giremiyorum. Sen hiçbir ifade kullanmıyor musun? Ne bilgisem var? Benim ifade var, böyle durayım. Mesela bir olay oldu, üzüldün falan, nasıl belirtiyorsun? Ağlıyorum. Hayır, mesaj atar. Ya içine. Mesaj atarken üzüldün. Nasıl? Üzülerek atıyorum. Karşı taraf nasıl anlayacak? Karşı taraf nasıl anlayacak onu? Üzgünüm yazarım. Doğru vallahi. Başka sembol bilen var mı aramızda? Şey var, ondan yapsın. Gülen kaka. Bu ne? Pardon. Bu nesi? Çıktığın yer uç. Son olayın koptuğu yer mi orası? Bitiş düdüğü.
Vidiş cücüğü. Ay, vidiş cücüğü burada. Bu gaga nerede? Nereye bıraktıysan oradadır. Evet, hakikaten müthiş bir kapanış. Zirvede bıraktık, buyurun. Tam bağla bunu. Bağlama, ellerini yıka sonra. Deminki son şeyi yap ve bana yardım edin diye arkadaşlarından yardım istedim. Tamam. İşte patlıcan yapmıştım. Sonra? Sonra Tamam, sonra da bağla işte. Bana yardım edin, kalk 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 diye. Tamam. Patlıcan, gülen kaka. Lütfen bana yardım edin. Çünkü smiley'ler olmadan kendimi ifade edemiyorum. Kamp, kamp, kamp. Bu kızın suratı bir tuhaf. Ben gerçekten tırsıyorum onu. Burcu Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ve ne diyoruz? Larkını bulasın Burcu. Ay vallahi çok tatlı grup ya. Çeşit çeşitsiniz. Buyurun İbrahim Bey. Aa, merhabalar. Ben İbrahim. Twitter fenomeniyim. Merhaba, merhaba İbrahim. Fenomenim, fenoyum yani. Çok takipçim var. Hashtag itiraf. Tam olarak nasıl bir bağımlılık bu? Yani favori tweet almak için elimden geleni yapıyorum. Anladım. Dizileri, oyuncuları, futbolcuları, politikacı falan herkesi gömüyorum. Geçen yediğim tatlı çok kötüydü. Twitter'dan gömdüm. Dükkan sahibi beni takip ediyormuş. Sonra evime kadar takip etti, ağzımı kırdı. Hashtag kırık ağız. Pardon, ben bir şey sorabilir miyim? Ya siz bu fenomenlerde DJ'lik mecburi mi? Yok, seçmeli ama çoğumuz seçiyoruz. Bir saniye, ne oluyor ya? Hay hay, yo yo ya ya. O yo ya. Oha abi ya, yo yo. Abi, ben fenalaşıyorum galiba. İbrahim Bey, iyi misiniz? İbrahim Bey, ne oldu İbrahim Bey? İbrahim Bey, lütfen kendinize gelin ama ne oluyor be İbrahim Bey? İyi değilim ben. Justin Bieber'a gömmüştüm. Bieber'lar beni tek tek bırakıyor, takip bırakıyorlar. Unfollow yedim. Ay, çok kötü. Çok fazla unfollow yedim. Ne yemiş? Oğlum ne yediyse fenalaştı çocuk ama. Oğlum sabahtan beri de açım ha. Bir şey varsa bize de verin lan. Efendim, lütfen sakin olun. Derin bir nefes alın. Aslında bunun gerçek hayatta hiç de önemli bir şey olmadığını düşünün. Lütfen. Geliyor. İbrahim. Çok güzel. İbrahim, benden bir selfie çekin. Takipçisin kesin artar. Geldi gel. Vallahi mi? Gel gel. Ya olur mu acaba gel, ya? Yok. Esas ben sana bir yorum yazayım. O zaman takipçi sayın inanılmaz artabilir. Bak yazıyorum. Yaz. Hadi gel selfie çekelim. İbrahim gel gerçekten sana gel. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum o zaman ben çekelim. Bir şey yapalım yani. Çok olur. Gerçekten şimdi artmaya başlayacak senin takipçine. Lan! Demiyorum da. Saksınıyım ben burada. He? Ben 4 yıl sosyal medya bağımlıları terapisi bölümünü okudum ben de. Bu ne çan 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 çan. Yeter. Vallahi yeter. Buyurun Yeter Hanım, sizden devam edelim. Merhaba, ben Yeter. Sosyal medya takip manyağıyım. Merhaba Yeter. Hashtag Yeter. Hashtag mi dedi? Oğlum canım keşkek istedi lan. Yok mu lan bir şey? Bu adam acayip ya. Evet, buyurun. Her şey sevgilim Berke'nin son görüldüsüne bakmakla başladı. Sevgilimin eski sevgilimin fotoğraflarını hangi kızlar likeladı? Eski sevgilimin sevgilisinin kayınçosunu kim takip ediyor? Eski sevgilimin eski sevgilisinin nişan fotoğrafları. Eski sevgilimin eski sevgilisinin teyzesi, halası, anası, babası, danası, badanası, boyası. Eski sevgilimin eski sevgilisinin plastik terlikleri. Eski sevgilimin eski sevgilisinin araba anahtarları. Eski sevgilimin eski sevgilisinin aç fotoğrafları. Eski sevgilimin eski sevgilisinin mektupları. Eski sevgilimin sevgilisinin ona yazdığı mektuplar. Eski sevgilisinin like'larının dökümü. Eski sevgilimin fotoğrafları hangi kızlar beğenmiş? Eski sevgilimin beğenen kızları tek tek yumrukla dış dökümü. Eski sevgilimin beğenen kızları tek tek cımbızla saç sökümü. Bitiriş, kapanış. Başta bir kayınço dedi, ondan sonrası bende yok. Evet Yeter Hanım, sanırım sevgilinize internette casusluk yapıyorsunuz. Takip manyağıyım ben, öğretmenim. Hastayım, doktor hanım. Hayır, takipçiyim ben. Takip edeni takip ediyorum, takip ederken tahrip ediyorum. En son Berke'yi takip ederken CIA'yı eklemişim. Her yerde aramıyorum. Anlıyorum, anlıyorum. Neyse arkadaşlar, hepinizi tebrik ediyorum. İtiraf yolun yarısıdır. Şimdi gelelim yolun diğer yarısına. Şimdi sizden şunu istiyorum. Herkes telefonlarını sadece 1 dakikacık ortaya bıraksın. Hadi. Bunu yapabiliriz değil mi? Hayır. Abi yok. Yani.
Evet Doğa, lütfen. Gerçekten. Hadi sadece bir dakika çık. Bunu kendisi için yapın. Hadi. Ya. Hadi İbrahim. Hadi Burcu. Hadi Burcu, şunu yapabilirsin. Hadi Burcu. Hadi. Yeter. Hadi Burcu. Hadi Burcu. Yeter sen de. Hadi. Hadi bakalım. Ay dur. Tamam tamam. Dur. Çek sadece yazık. Tamam. Hadi. Ama Zinem'cim artık. Tamam tamam. Rahat. Çok güzel. Harika. Evet. Evet Hüseyin. Evet. Valla telgraftan sonrası bende yok zaten. Olsun. Zaten buluşta zirveydi bu. Evet. Berke. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Berke! Berke! Berke lo! Berke, 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 Berke! Hay Berke! Alo? Hale geldi. Sinemciğim iyi misiniz anne? İyi, ne olur ya. Bir tane fotoğraf çekin beni. Şu an çok ihtiyacım var. Ben zaten bağımlı değilim. Ben sadece parmak tiryakisi. Dayanmalısın. Dayanmalısın. Lütfen dayanmalısın. Hüseyin sen. Valla tabii bir sıkıntı var içimde ama. Ay, evet arkadaşlar. İyiyiz değil mi arkadaşlar? Ay ben dayanamayacağım. Aha. 10.000 takipçi gelmiş. Aha. Ya. Oh. Belki CIA'yı kaçırmış şu anda. Oha yorumlanacak bir sürü foto koyulmuş. Yumruk yumruk kalk 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 öpücük koşan at. Ay yalan çok mutluyum şu an. O zaman ben de olmadı bir daim gile arayayım. 0500. Ben onu geniş bir zamanda yaptım. Lütfen. Evet, bence de. Çarpıcı bir adam. Arkadaşlar yapmayın ya. Neymiş bu sosyal medya bağımlılığı vallahi ya? Hiçbirinize faydalı olamadım. Yakacağım diplomamı ya. Ay Allah'ım ben ne yapacağım ya? Ay, pardon, pardon. Aksesuar bağımlıları terapisi burası mı? Aa! Aa! Nazan Şoray! Şoray! Ne diyoruz? Merhaba Nazan Şoray! Aa! Efendim merhaba. Siz de mi bağımlısınız? Evet, ben de aksesuar bağımlısıyım. Hem de çok ciddi bir biçimde. Küpelerim, bileziklerim sanki benim evlatlarım gibidir. Ha ciddi misiniz ya? Gerçi size çok yakışıyor. Evet, yakışıyor. Hatta ben onlara şarkı bile söylüyorum. Gerçekten? Evet, şimdi de yine şarkı söylemek istiyorum. Buyurun efendim, hangisini söyleyeceksiniz? Halhalı. 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 Batınca dağlara hüzün çökünce lale sümbül
Görüşüne çoğan değer. Nazı gelin ayağına takar hal. Ayağında gülür hal. Yavru ceylan gibi kaçar. Sede sede çaydan geçer. Nazı gelin ayağına takar hal. Ayağında gülür hal. Bir bakışına canlar yakar. Gülüşüne çoğan değer. Hiç hesapta yokken ya sağ ya sol der seçersin birini ya kısmet diyerek. Ummadığın anda başlar bir sağanak gök delinmiş gibi üstün başın sırılsıklar. En güvendiğin sırtlara yaslanırsın ya hani oh çekip bitti sanırsın ya en sonunda. Bir bakarsın dört etmez olmuş kırk yıllık ikili. Sabrın yetmez patlar tüm volkanların. Bir bakarsın dört etmez olmuş kırk yıllık ikili. Sabrın yetmez patlar tüm volkanların. Hayat kıracak, sen yapıştıracaksın hayat. Kıracak, sen yapıştıracaksın. O hep kıracak, sen darılmayacaksın. Hayat kıracak, sen yapıştıracaksın. Hayat kıracak, sen yapıştıracaksın. Bazen susacak, sen konuşturacaksın. Olay bu. İşte olay bu. Etmez olmuş kırk yıllık ikilik. Sabrın yetmez patlar tüm volkanların. Bir bakarsın dört etmez olmuş kırk yıllık ikilik. Sabrın yetmez patlar tüm volkanların. Hayat kıracak, sen yapıştıracaksın. Hayat kıracak, sen yapıştıracaksın. O hep kıracak, sen darılmayacaksın. Hayat kıracak, sen yapıştıracaksın. Hayat kıracak, sen yapıştıracaksın. Bazen susacak, sen konuşturacaksın. Olay bu, işte olay bu. Hayat kıracak, sen yapıştıracaksın. Hayat kıracak, sen yapıştıracaksın. O hep kıracak, sen darılmayacaksın. Yapıştıracaksın hayat kıracak, sen yapıştıracaksın. Bazen susacak, sen konuşturacaksın. Olay bu, işte olay bu. Şu gülmekse mesele katılır mısın ve desen de söyle.